Yeniden hepinize merhaba sevgili ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri. ETV Türkiye'de biliyorsunuz çok önemli konuları değerlendiriyoruz ve sizi buradan bilgilendirmeye çalışıyoruz uzmanlarımızla. Şimdi çalışanlar çok önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Sosyal güvenlik uzmanı sevgili Özgür Erdursun'la birlikte çok önemli bilgiler verecek. Lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü bu pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılanlar, kısa dönem çalışma ödeneği alanlar, sizlerle ilgili çok önemli detaylar var, çok önemli bilgiler var. Videoyu sonuna kadar izleyin lütfen diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyi, çok şükür vallahi. Bursa'da dinlenebildiniz mi? Harikayız ya, çok iyi hissediyoruz kendimizi. Yani o kadar güzel ki çok keyif aldık. Onu ben mesela Instagram'dan falan da paylaşıyorum kendi sayfamdan. Herkes diyor ki tatilde misiniz? Hayır diyorum, çalışıyoruz biz. Evet. Yani o kadar güzel ki atmosfer. Bursa gerçekten çok güzel bir şehir. Evet. Yemeklerini de tattınız. Kesinlikle. Bursa temiz, sakin, Yeşil. Çok yeşil. Eskisi kadar olmasa da. Evet, yani eskisi kadar değil. Ben de çok yıllar önce gelmiştim, böyle çok daha tabii yemyeşil bir şey tabii vardı. Tabii şimdi buradan ama baktığımızda arkaya doğru yeşillikler gözüküyor ama evet, şu ovaya doğru baktığımızda şehir tarafı biraz o yeşillik kaybolmuş ama maalesef olsun, yine de çok güzel, çok evet, keyifli. Evet, Bursa çok güzel, çok keyifli. Bana hep şunu söylerler Şebnem Hanım, neden İstanbul'da yaşamıyorsun? İşte İstanbul için şiirler yazılır, şarkılar evet yazılır. Biz de Bursalıyız, Bursa'yı çok seviyoruz. Çok güzel ama evet yani. Bursa'dan başka bir yerde yaşayacağımı da hiç düşünmüyorum. İşimiz oluyor, İstanbul'a gidiyoruz, diğer şehirlere gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz. Ama bizim için de her şey Bursa. Tabii canım, herkesin doğduğu topraklar çok farklı ama çok güzel. Yani yaşanacak bir şehir açıkçası. Şimdi Özgür Bey, siz de burada tabii çok önemli bilgiler veriyorsunuz her zaman ama çok önemli bir konu. Şimdi pandemi döneminde uzadıkça uzuyor. Sürekli evet uzuyor. Yani şimdi 6 ay oldu değil mi? En baştan bu yana. Nisan ayının 17'sinde ücretsiz izin aylıkları başladı. Başladı. 3 ay için başladı. Evet. Daha sonra bir ay, arkasından bir ay daha uzatıldı. Uzatıldı ve hala da daha uzama olasılığı var ve burada evet tabii sigortalılık konusu çok ciddi bir konu. Bu süreçte sigortalar ödenmiyor. O zaman sigortalı ödenmediğinde bu süreç atıyorum bir sene daha uzarsa şu ana kadar mesela diyelim 6 aylık sigortası ödenmedi. Emekliliği uzayacak değil mi sonuç olarak? Yani emekli olma evet zamanı uzayacak o zaman. Şu anda ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar var değil mi? Evet. En büyük kitle. Evet. Sorunlarını dile getirmeye çalışan, sorunların çözümü için uğraşan emeklilikte yaşa takılanlar. Bir de emeklilikte prime takılanlar vardır. Evet. Emeklilik için yaşını tamamlamış, sigortalık süresini tamamlamış ama prim gün sayısı eksik. Evet. Bu kişiler de emekli olacağı günü sabırsızlıkla beklerler. Elbette. İşte emekliliğime 3 ay kaldı, 6 ay kaldı, işte seneye emekliyim diye hayaller kuranlar. Bu salgın sürecinde bir anda işlerin bozulması, kısa çalışma sürelerinin başlaması ya da ücretsiz izinlerin, zorunlu ücretsiz izinlerin başlaması neticesinde şu anda emekli olamıyorlar. Evet. Çünkü adlarına kendileri için sigorta primi yatmıyor. Sigorta primi yatmadığı için 1168 lira gibi bir para alıyorlar ve emekli olacakları bu süreç ne kadar uzarsa emekli olacakları ay o kadar uzuyor. Evet. Ve bu süreç bittikten sonra ayrıca işten çıkartılmazlarsa, bir de öyle bir tehlikeli durum da var. Tabii. Şimdi 17 Nisan'da başladı. Mart, 17 Nisan Mart ayında normalde başladı kısa çalışma evet dediğim ama Mart ayında da bir gelir de elde etmediler. Nisan ayının 17'si itibariyle başladı. Evet. 17 Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Evet. 17 Temmuz'da ücretsiz izin aylıkları sona erecekti ve işten çıkartma yasağı da bitecekti. Sonra 17 Ağustos'a uzadı. Daha sonra 17 Eylül'e uzadı. Evet. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin aylıklarının süresi yine uzayacak mı? Yıl sonuna kadar mı uzayacak? Aslında burada yetki Sayın Cumhurbaşkanı'na verildi. Evet. Ve süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzayabilir. 2021'e kadar uzayabilir. 2021'in yarısı. Neredeyse bir yıl yani. Yani bir yılda geçmiş olacak. Geçmiş olacak. Nisan'da başlayacak. Doğru. 14 ay. Doğru. Yani bu 14 ay. Süre böyle 14 ay uzarsa 14 ay ücretsiz, zorunlu ücretsiz izinde olanlar için bu 14 aylık süre içerisinde düşünün 2324 lira asgari ücretle çalışan birisi dahi 1168 lirayla geçinmek zorunda kalacak. Tabii. Bir de bu 14 ay, bu 10 ay da olabilir, 8 ay da olabilir ama şu anda baktığımızda
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar devam ederse 5 ay olmuş olacak. Evet. Primler yatırılmadı. Yani bir kişinin emekliliğine 8 ay kaldıysa, 6 ay kaldıysa, 1 yıl kaldıysa şu anki sürede adlarına prim yatırılmadığı için bu süreç ne zaman biterse o bittiği süreçten sonra bu süre kadar uzayacak. Ay ne kadar kötü ya. Maaş alamayacak, bir de iş bulamayabilir. Tabii. Süreç bitti, patron dedi ki ben seni artık işten çıkartıyorum, işten çıkartma yasağı bitti. İş bulamazsa ne yapacak? Tabii. İş bulamazsa da işte isteğe bağlı primlerle falan bunları tamamlamaya çalışacak. Orada da 1261 güne takılırsa bu sefer de emekli olamayabilir. Aslında bu konuyla ilgili bir çözüm var. Çözümleri biraz anlatmamız gerekiyor. Hükümet evet. yetkililerinin de bu konuda bu çözümleri muhakkak masaya yatırması gerekiyor. Tabii ki çok önemli. Yani insanlar ne kadar büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet. Böyle çentik çentik gün sayıyorlar emekli olmak Kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Şimdi bir sene attı, 6 ay attı, 5 ay attı. Çok yani üzücü çözümler. Evet. Şimdi şöyle Şebnem Hanım, yani biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Artık siz de sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, emeklilikle yaşa takılanlar bu konuyla ilgili sürekli videolar hazırlıyorsunuz. Evet. Mağdurları da dinlediğiniz için konuya da vakıfsınız. İsteğe bağlı sigorta primleri var dedik. İşte askerlik borçlanması hakkı var, doğum borçlanması hakkı var, yurt dışı borçlanma hakkı var. Bir de eksik günü olan kişilerin eksik günlerini borçlanma hakları var. Ama ücretsiz izindeki süreleri borçlanma hakları yok. Kısa çalışma ödeneğinde o sıfır geçen günleri borçlanma hakları yok. Normalde o günlerin de borçlanma haklarının olması lazım. Elbette ki. Neden yok yani? Hani... Şöyle, şu anda yasalarımızda bu yok maalesef. Yani bir normal yasal... koşullarda eksik günlerinizi tamamlama hakkınız var. Evet, gidip borçlanarak... Ama pandemi sürecinde yok. Yok. Parasını vererek o günleri, madem ben o sürelerde çalışmadım, zorunlu olarak, yani keyfi bir uygulama da yok. Ben ücretsiz izne çıkmak istemiyorum deme gibi bir şansınız da yok. Tabii. Zorunlu ücretsiz izne çıkacaksınız. Ama o günlerdeki ben primlerimi kendi cebimden parasını vererek tamamlamak istiyorum dediğinizde size bu imkan tanınmıyor. Aslında devlet açısından da zarar. Yani tanıyın bu imkanları. Hatta şöyle tanınması lazım. Hem işçi hem işveren hissesi tutarında bir borçlanma rakamının da mağdur olan bu kişilerden alınmaması gerekiyor. Sadece sosyal güvenlik sistemimizde işçiler için ödenen prim var, işverenler için ödenen primler var. İşçi için ödenen prim işte %14 ise bu işçi ödenen işçi için ödenecek prim tutarında bir para alınmak. Mesela 450 lira, 400 lira, 380 lira neyse böyle bir para alınarak bu kişilerin borçlanılması sağlanılmalı. Mutlaka yani. Ve evet. bu kişiler borçlanmayla eksik günlerini tamamlayıp emekli olmalı. Şu anda benim bu söylediğimi can kulağıyla dinleyen, yani inşallah böyle bir çözüm olur da ben de emekli olurum diyen on binlerce kişi var. Tabii. Yani ve mağdur. Tabii ki. Düşünün, salgın sürecinde mağdur oldular. Tabii. Bu kişilerin mağduriyeti kendilerine işçi hissesi oranında borçlanma hakkı verilerek de çözülebilir. Tabii yani sonuçta bu kişiler mağdur pandemi süreci olmasaydı, bu süreç yaşanmasaydı belki şimdi emekli olup da emekli maaşını almaya başlamış olanlar olacaktı yani. Şimdi 1168 lira alıyor Şebnem Hanım. 1168 lirayla geçinmek zorunda. Hadi bir ay geçindi, iki ay geçindi, üç ay. Evet. Şimdi kış artık yavaş yavaş yazı bitirdik. Sonbahar, kış okulların açılıp açılmayacağını bilmiyoruz ama sonuçta online eğitim olsa bile kitaplarını alacak, defterini alacak. Online eğitim için bilgisayar alması lazım. Tabii. Ve bunun babada para yok. 1168 lirayla geçimini zor sağlıyor. Çocuğuna belki bilgisayar alamayacak. Maalesef. Bu kişi online eğitim göremeyecek. Bu nedenle... Bilgisayarı geçin Allah aşkına. Yani 1168 lirayla aylık mutfak masrafını karşılıyor. Yani. Kirasını zor karşılıyor. Yani. Ödemelerini zor yapar. Bu nedenle buna bir çözüm bulunması lazım. Yeni dönemde çıkar mı sizce böyle bir çözüm? Yani meclis açıldığında, Ekim ayında. Şimdi çözümü üretebilmeleri için o çözümün nasıl olacağını ya da konunun ne olduğunu, mağduriyetin ne olduğunu bilmeleri gerekir. Anlatıyorsunuz sizler de. Benim şunu yazıyorum. Sorunları da biliyorum. Çözümlerini de biliyorum diye yazıyorum. Özgür Bey öyleyse çözümü anlatılıyor. Çözümleri de bu. Evet. Sorunları iyi tespit eden bu konuyla ilgili çözümleri de muhakkak bulur. Zaten evet. vatandaşın beklentisi de. Evet. Ne yapalım? Kısa çalışma ödeneğinde ücretsizliğin aylığındayız. Size de hatta para veriyoruz. Başka da bir şey yapamayız deyip bu işin içinden yetkililer çıkamaz. Evet. Bu kişilerin bir mağduriyeti var. Bu mağduriyetin de bu şekilde giderilmesi lazım. Salgın sürecinde emeklilik süreleri uzadı. Maalesef. Yani inşallah sizin çözüm önerilerinizi de dikkate
alırlar ve evet. bu insanların da mağduriyetleri giderilir. Bizim görevimiz dile getirmek, gündeme getirmek, gündemde tutmak, sizin gibi değerli bilgi veren insanların da çözüm önerilerini sunmak. Umarız karşılığını görürüz, alırız. Umarız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sağ olun verdiğiniz katkılardan dolayı. Sevgili ETV Türkiye izleyenleri ve takipçileri, çok önemli, çok özel röportajlar yapmaya ve sizlere ETV Türkiye'den bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.